Arkadaşlar yeni bir günden günaydın. Dün akşam başıma ne geldi biliyor musunuz? Bu gözüm mikrop kaptı ve kırmızı. Şu an mesela uzun süre şu kameraya odaklandığımda direkt sulanıyor ve bakamıyorum. Yine oldu. Yandı ki adamdı bana. Ya adam mı kadın mı bilmiyorum ama adı erkek. Airdrop'tan sürekli bir şey yapmaya çalıştı fotoğraf. Bilmiyorum hani yanda şey de yok, kapı da yok. Başka bir taraf galiba. Büyük ihtimal şu anda inşaat gibi bir şey yapıyor, tık tık tık. Hani onun fotoğrafını atacaktı. Ben ilk de kötü düşündüm ama herhalde onun haberini vermeye çalıştı. Bilmiyorum. Günaydın. Hazırız. Hadi çıkalım. Nereye gidiyoruz? Mert'in daha afyonu patlamamış. Ya bence dün oraya gittik ya, farklı bir yere gidelim. Sonuçta kruvasan her yerde güzel. Sedrik'in yerine mi gitsek? Instagram'da bir meşhur kruvasancı. Hiç fark etmez. Yemek yiyelim, acıktım. Ben yemek acıkmadım. Yedik. Dün çok yedik çünkü. Dün vlog çekmedik ama galiba. Ben birazcık çektim ama utandım çünkü insanlar vardı ya, o yüzden çekemedim. Ayıp olurdu. Ama güzeldi. Güzeldi. Diyorsun ya, İtalya'da hiç et yiyemiyorum, çok pahalı. Ha, öğrenci olmak zor. Bugün tek başıma iniyorum. Oh, rahat rahat. Hemen kombinimi göstereyim size. Şöyle deri beyaz pantolon giydim. İçime içlik giydim. Üstüme de kalın bir kazak giydim. Ve üstüne kalın montumu giydim. Dün çok üşüdüm ve rahat edemedim. Sırf fotoğraf çekilmek için ama rahat edemeyince fotoğraflar da güzel çıkmıyor ki. O yüzden valla bugün aglarımı da giydim altıma. Rahat rahat gezeceğim. Şimdi evimize yakın böyle bir yere geldik. Burada kahvaltı da varmış. Hatta bayağı uygun fiyatlı menü halinde 11 euro ve 14 euro. Diğer yer çok meşhur olduğu için sadece bir kahve mesela 12 euroydu. Yani oraya gideceğiz de şimdi sıra bekleyeceğiz de bence burası iyi oldu. Mert kruvasan da varmış. Öyle acıktım demiyor da ben. Ya acıktım tabii, gözümün feri kaçtı. Bu arada bayağı lokal bir yere geldik. Ben böyle yerleri daha çok seviyorum aslında. Böyle işe gidecekler ve başta kahve içen takım elbiseli insanlar var. Onlar işe geç kalmış yani. He? Onlar işe geç kalmış. Nereden anladın? Saate şey var. Gibi okula geç kalırsın ve oyalanırsın ya. Hala sohbet ediyor, olmaz. Patron kısa. Belki patron kendidir. Mert o gezimiz nasıl gidiyor? Bugün 3. günümüzdeyiz. Ya, hava soğuk olduğu için çok gezemiyoruz da. Gezemiyoruz ama bugün gezeceğiz. Ben rahat giyindim. Mert de. Ben çok spor giyindim bugün. İnce giyindim. Bence direkt Louvre'a gidelim. Louvre Müzesi'ne. Aynen, direkt Louvre Müzesi'ne gidelim. Zaten büyük ihtimalle sıra vardır. Bir Mona Lisa'yı gerçek gözlerimle göreyim. Al ha, bakayım bilet. Ya arada da bilet şeyine bakalım. 25 yaş muhabbeti var mı? Bakıver, var bu. İnşallah ücretsiz olur. Bu arada 17 euro diyor. Gözlerim çok fazla kızardı dedim ya, mikrop kaptı. Eczaneden böyle bir şey aldım. Aslında antibiyotikli göz damlası istedim ama vermedi. Bunun içinde normal böyle solüsyon var, bez var ve bir de krem var. Hani üçünü bir yere koymuşlar. Güzel aslında. Değişik. Fransa'daki eczaneleri ben çok beğeniyorum. Biliyorsunuz burası kozmetiğin kalbi ve ben her zaman Fransa'da eğitime gelmek istemişimdir. Tabii İngilizce eğitim olur. Herhalde Fransızca olmaz. İngilizce eğitim. Şey, bence şeylerde vardır. Kozmetik alanında, fitoterapide falan olabilir. Sağlık bilimlerinde Fransa hiç yok. Fransa çok iyi bu sağlık konuda. Sağlık şeylerinde hiç yok. İngilizce eğitim. Master falan belki. Mert şunu da anlatabilir bak misin gözüme? Oldu mu? Bu arada ki çok güzel olmuş. Normalde ben göz solüsyonunun kremi ayrı ayrı alırdım. Hepsi içinde. Şimdi asıl ilacı damlayacağım. Diğer tarafa bak da gözüme. Herhalde. Fransız kahvaltımız geldi. Bakalım Fransız kahvaltıda ne var? Kahve, kruvasan, şöyle güzel bir ekmek. Bu arada ekmekleri aşırı lezzetli. Ve bence tereyağı bu. Burada bir çikolata ve portakal suyu, bir de omlet gelecek. Ve tereyağların şekli çok güzel. Hadi kruvasanın tadına bakalım. Tadını çok merak ediyorum. Böyle yumuşacık. Şaka yapıyorsun. Böyle ağızda dağılıyor. Tereyağın tadı geliyor. Ekmeği tercih ediyorum. Kruvasanı hep yiyorum. Değil mi? Ne yapıyorlar? Sabah bununla yiyorlar, doyuyorlar. Bu kadar, aynen kahvaltı. Bizim YouTube'da neler neler yiyoruz biz. Ama şimdi bir kol böreği olurdu. Omletlerimiz de bayağı büyük geldi. Ben böyle çok severdim. Her şey çok lezzetli. Bir şapkamın üstü böyle açık. Birden böyle kafamın üstü üşümeye başladı. Şapkamın üstünün böyle açık olduğu aklıma geldi. Çok garip. Yani saçınızı toplamak için öyle açık bırakmışlar ama hava o kadar soğuk ki kafamın üstü üşüyor. Ama çok şükür kulaklar. Kulaklarım kapalı. Şu anda
Eyfelciğime doğru yürüyoruz. Size şimdi Paris sokaklarını çekeceğim. Çok güzel. Mert hemen taklit yap. Takipçilerim kim olduğunu tahmin etsin. Bakalım biliyorlar mı? Yapacağım. Anladın sen. Daha da bir şeyler daha da. Kalk abi. Bir şeyler daha da ya. Ne diyeceğim bak. Esma diyorum sadece. Tek Esma da değil. Başka Esma şeyler de diyorsun. Ha şunlara bak ha. Hala hanım. Yapamadın ya. Yapamadım. Bilmiyorum ya. Ya valla kameraları görünce Mert utanıyorsun. Ben de isterdim. Daracık. Siyah elbise giyip kırmızı rujumu sürüp şapkamı takıp burada olmuyor ama. Ama güneş çıkıyor. Herkes seni şey sanıyor, böyle piyano çalıyorsun, keman çalıyorsun, İtalya'da okuyorsun ya, gelmiş burada Eyfel'in dibine Esma. Esma. Hadi Eyfel'in tepesine çıkalım. Ben hiç çıkmadım. Eyfel'in tepesine çıkın, gaza gelme şimdi. Çıkalım, geldim gaza. Ya takipçilerimle bir Eyfel'in tepesine çıkıp görmeyelim mi ya? Durun bakalım, çok pahalı değilse çıkalım arkadaşlar. O kızlar ne kadar güzel giymiş ya, bacakları üşümüyor mu? Donuyor onlar, donuyor sen bilmiyorsun. Instagram'a foto çekeceğim değil. Bunları öğrendik. Benim yalnız kıskanç kıskanç bakışlarım. Şimdi daha senin kadar güzel mi var? Ay teşekkür ederim ablacığım. Şöyle bir hikaye anlatayım size. Seneler seneler önce demişler ki Paris'in bir sembolü olsun, insanlar gelsin, hiçbir şeyimiz yok. Ne yapsak ne yapsak diye düşünürken şöyle bir demir yığını yapmışlar. Olimpiyatlar için geçiş kapısı olarak. Aa. Aynen. Belki Mert'in dediği sonra de sonra Fransızlar demiş işte bu ne böyle. Kızmışlar aynen. Paris'in ortasında böyle demir yığını mı olur? Çok çirkin demişler. Ya şöyle aslında ben ilk geldiğime demiştim ki aa Eyfel bu mu? Hani gerçekten demir yığını gibi gözüküyor ama bilmiyorum benim hoşuma gidiyor böyle değişik bir. Değil mi? Yani düz bir demir yığını değil gibi. Bence de düz bir demir yığını değil gibi. Özellikle akşam çok güzel oluyor. Kafanın bıcırık aynen yanıp sen ışıklar çok güzel ve etrafının böyle park oluşuyor. Hani ben şey sanmıştım. Burayı daha ne bileyim lüks asfalt olacak böyle doğal bir yer olarak düşünmemiştim böyle demir yanını görünce. Ama etraf çok güzel, park çok güzel. İnsanlar koşu yapıyor gördüğünüz gibi. Keyifli yani. Ya ben mesela Avrupa'da bu olayı seviyorum. İşte Eyfel'in etrafı park, yürüyebiliyorsunuz, piknik yapabiliyorsunuz. Ya da Viyana'da sarayın etrafı böyle park. İnsanlar sabah koşusuna saraya gidebiliyor. Ama bizim de güzel parklarımız var. Ama böyle simgelerin yanında yok. Çantamıza sahip çıkmıyoruz. Değil mi? Burada çok hırsız var ve çok dolandırıcı var. Dikkat etmek gerekiyor. Bak çocuk kuş kovalıyor. Biz hep bu çimlerde oturuyorduk. Evet, çimleri kapamışlar. Ama burada buradaki çimler açık. Bunlar açık da orada güzel olur ya. Dün arabayla bu Eyfel'in altından geçtik. Çok keyifliydi. Şimdi arkadaşlar Mert'le kavga etmeden önce yani kardeşinizle gezerken arada kavga edebilirsiniz. Bu kardeş kuralı. Bu arada bunlar bayağı uygun fiyata satılıyor burada. 1 euroydu magnetler. Zam geldi mi bilmiyorum 5 senede. Öyle öyle hala. 5 tanesi 1. 5 tanesi 1 euro bir de. Oo çok ucuz. Biz öyle almıştık yani. Biz de öyle almıştık. 5 tanesi 1 euroydu. Çok pahalıymış ya yukarıya çıkmak. 28 euro. İkinci etaba çıkmak 18 euro. Arkadaşlar Eyfel'in en tepesine çıkmak 28 euroymuş. Mert genç olduğu için ve ben onun 14 bana. Için ona 14 euro. Yani 24 yaşına kadar 14 euroymuş. Bilemedik değer mi? Ucuz değil. Mi? Çok soğuk. Pahalı. Eyfel'in altında keyif yapıyorlar. Oo. Küçük duruyor ama kocaman gerçekten. Ay bak yürü yürü bitmiyor. Evet. Neredeyiz? Kubbe Eyfel'deyiz. Türkçe ismiyle bilinen Eyfel Kulesi. Metre yüksekliğinde bir metal yolu aslında. O zaman olimpiyatlar için yapılmış, bir geçit olarak düşünmüş. Fransızlar için bir yüz kat. Daha sonradan turist çeken bir yer haline gelmiş. Yılda 10-20 milyon kişi burayı ziyaret için bu metal başlığını görmeye geliyor.
Şimdi nereye gidiyoruz? Ekler yemeye. O zaman görüşürüz. Oo, Mert rahatsın galiba bu takside. Rahat küçük ama biraz kafam eğme zorunda falan. Bilmiyorum 20 ile 30'da gitti. Yol boş. Yol bomboş. Gece 11 yani. Evet. Sırf fazla almak için ki gerçekten başardı. Fazla da aldı. Yolu da kaçırıyor bilerek falan. Evet. Dikkat edin. Dikkat edin. Taksiler fena. Yalnız bu taksi güzel bir taksi. Dezenfektan var. Al sen de. Oo. Şu anda Leclerc'de Jenny. Leclerc'de Jenny. İşte Mert'in dediği yere geldik. Biz burayı Ne Oluyor Ya'nın videosunda görmüştük. O kadar övdüler ki benim canım çok çekmişti. Daha buraya gelmeden önce izlemiştim. Böyle farklı farklı lezzet katmanları varmış. Bakalım biz deneyince de inşallah güzeldir. Şunu deneyeceğiz. Karışık alalım bence. Bence de. İki duruyor. Tane büyük alalım. Olur. Bizi böyle tipiler de var. Beşleri çok tatlı. Herhalde 14 farklı. İçinde makaronlar var Mert. Evet. Küçük küçük olanlar var. Bir tane şu küçüklerden alalım. Evet. Bir tane. Paketleri çok güzel. Bak şunu sütlü alalım. Sütlü ama olsun. Şunu aynen, alalım. Sütlü o. Saklayalım mı? Yemeyelim. Evet. Paketini saklayalım. Sen onu bir güne yersin. Tamam. Birini arkadaşlarıma aldım. Birini Mert'le bana aldım. Mert'le lütfen. Maybe caramel. Caramel is the signature. Signature is caramel. Caramel şeymiş. Okay. Bayağı güzel duruyor. En iyisi. Bir de bu ikisini alacağız. Bakalım ne kadar yapacağız. 50 euro tuttu. 50.50. Güzel olsun yani. Bunlar da cookie'ler. Farklı farklı aromalı. Arkadaşlar size diğer tatlıları da göstereyim. Belki benim gibi sevenler vardır. Bakın burada böyle bir sürü makaron var. Aynen burası da bayağı ünlü bence. Daha sonra şöyle bir yer var. Burada çok değişik tatlılar var. Şu ben fıstıklı olan her şeyi çok severim. Bakın. Çok iyi ya. Buradan ben çıkmak istemiyorum. Şu kruvasanların tipine bakın. Şoktayım Mert. Bakın elim sabah kadar. Evet. Alt katta market, üst katında da bir şey var ama önce bunları biz bir yiyelim. Daha sonra biz buraya yine geliriz. Acıktı buraya gelelim. Ben de. İmza tatlıları. Ya ben burada ekmeklerin lezzeti aşırı güzel. Ben burada çok kilo alırım. Burada yaşasam. Ama of, kilogramı baksana. O. İçine bak nasıl dolu dolu. Şimdi nerede gideceğiz? Bir park gibi bir şey bulsak aslında çok güzel olacak. Biraz yürüyelim gel. Güzel bir yer bulduğumuzda yeriz. Adidas Park burası ayakkabı. Adidas'ın bir tane modeli var ya şimdi göstereceğim. Türkiye'de yok. Adidas'ın bu ayakkabılarından istedim ama bunlar erkek olanı tabii. Soralım. Acaba kadınlarda var mı? Türkiye'de hep büyük numaraları kalmış. Ve burada fiyatlar daha uygun. Tekste geri alındığından. Oo, burada her rengi var. Benim istediğim model sana göstermiştim. O yok burada. O yok. Böyle şeydim. Lacivertti galiba benim gösterdiğim. Şu da güzel tatlıymış da çok giyilmez. Şu yeşil güzel dedi. Demedim. Arkadaşlar sizce hangi renk? Şu mu? Bu güzel. Aslında şu füme de güzel. Siyah istemiyorum. Siyah zor oluyor. Bir de şu Mert'in elindeki ay turuncu da güzelmiş aslında. Bir de Mert'in elindeki. Bak, bakın. İşte tabii bu çok büyük duruyor da bu 43 numara. Ya bunun tabanı siyah ya da beyaz olsa daha güzel olabilir evet. İyi bakalım. Oldu tam oldu. Vallahi yakıştı Melo. Güzel mi? Vallahi güzel oldu. Kıskandım. Daha değil mi ben giymem bunları diyordun. Bakın böyle gözüküyor. Mert nasıl beğendin mi? Çok bence beğendim. Güzel oldu. Vallahi çok beğendim. Ben de beğendim. Görünce sökülmüş sandım tarz olsun diye böyle yapmışlar. Burada böyle yiziler var, terliği falan da var. Bunlar çok moda diyebiliyorum ama olaylar olmuştu sanırım Kanye West'le. Güzel durmuyor. Ama ayakkabılar güzel duruyor. Terlikler bilemedim. Bu modellerini beğenmedim. Bir sürü model ama çok güzel modelleri var. Geliyor. Evet burada yok. Biz şimdi bunu alıyoruz. Ve sonunda eklerleri deneme zamanı. Oo, çok heyecanlıyım. Ben ilk şunu denemek istiyorum.
Çok tamam. Merak ettim. Hadi bakalım. Deniyorum. 1, 2, 3. Üstündeki ekmek gibi. Güzel mi? Böyle bir tereyağı tuz geliyor. Bir çıtır ısırlık geliyor. Bu neydi? Fındıklı mı? Demedi bir şey. Şimdi tadı değişiyor ama ona bakıyorum. Bayağı iyi. Favorimi en son söyleyeceğim. Yani ölüp bitmem şu an ona. Ama güzel. Çok değil. Kötü değil. Ama güzel öyle. Şimdi buranın en popüleri ve imza olan eklerini deneyeceğiz. Bunu çok ya. Ölüp bitemedik. Ama bu sanki daha böyle bizim eklerler gibi duruyor. Karamelli. Karamelli, kızlı karamelli. Oo çok yapış yapış. Ağzından bir şeyler patlıyor. Patlayan şeker gibi. Valla. Deneyeceğiz bakalım. Patlıyor. Çok güzel bu. Değil mi? Diğeri o kadar sarmadı. Diğeri krem şantili gibi. O kadar iyiyken. Bak o kadar iyiyim. Bu çok iyi Mert. Güzel. Bir de ben şu küçüklerden şunu denemek istiyorum. Çok gözüm kaldı. Şunu. Bu böyle meyveli passionlı. Şey böyle hafif ekşi güzel. Fresh. Limonlu limonlu. Pardon limonlu. Hafif karamel var. Fındık var. Ekmeği çok güzel. Altın buralarını aşırı beğendim. Bu ilk yediğimizin altı biraz daha sertti. Bunlar daha et börekler. Hala bu arada yerim. Güzel geldim. Ama şimdi birazcık Amerikanomuzu içelim. Tatlı yemek gerçekten serotoninle tavan yapıyor. Türkiye kötü değildir yani. Ben de bunu yiyeceğim şimdi. Mini mini mini. Bu cevizli. Güzel. Çok mevcut. Eklerlerimizi yedik. Hemen yorumlarımızı yapalım. Mert beğendin mi? Beğendim. Güzel. Güzeldi ama aşırı bol muydu? Güzeldi. Mangoluyu sevmedim. Karamellileri sevdim ben. Karamel, tuzlu karamel olan çok güzeldi. Aşırı beğendim. Benim gözüm birazcık kızarmaya başladı tekrardan. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Sonra eve gidip hazırlanacağız. Bir kuaföre gitsem, saçımı yıkatıp böyle dalgalı fön yaptırsam çok güzel olacak. Evrenin önünde güzel fotoğraf çekilmek istiyorum dalgalı saçla. Bir kuaföre gideceğiz bakalım. Belki vloga devam ederim. Paris'te kuaförler nasıl oluyor? İnşallah çok pahalı değildir burada dalgalı fön çektirmek. Bakalım. Şimdi Sephora'ya geldim. Çekim yapmak yasak ama gizli gizli çekeceğim. Türkiye'de bu Selena Gomez'in markasının her şeyi tükenmiş. Burada bayağı var gibi gözüküyor. Şunlar sanırım krem aldıkları. Bunlar çok güzel diyorlar. TikTok'ta deneme videolarını çekerim. Arkadaşlar çıldırma mak elde değil. Hepsi o kadar güzel gözüküyor ki. Neye böyle elimi atsam bilmiyorum. Her şeyi elledim. Elimdeki simlerden de gördüğünüz üzere. Markanın her şeyi çok güzel gözüküyor. Bu arada aldık buldum. Sadece bir rengi kalmış. Şu pembe olan. Bu pembeyi aldım. Neler de güzelmiş. Bakın farlar. Şampanya rengi. Yürüyerek böyle farklı sokaklar keşfettik ve çok güzel hissettirdi. Şu an şurası böyle bir Barcelona gibi. Daha farklı yerlere geldik. İşte Paris'te benziyor. Aslında hepsi birbirine benziyor. Evet, Eskişehir içi gibi. Şimdi kuaför bulduk bir tane burada. Buralarda bir yerde olması gerekiyor. Mert de buradaki kuaför iyi olur mu bilemedim. Çok aradayız şu anda. Neresi ya? Ha şurası bak Sarali. Çocuk sigara içiyor. Klasik kuaför. Hadi bakalım girelim. Çok heyecanlandım. İlk defa Avrupa'da yani videoda yurt dışında bir kuaföre gireceğim. Şurası. Valla o kadar güzel yaptı ki Mert masaj yaptı. Böyle karşıda bir tane deniz falan koymuşlar. Klasik müzik açmışlar. Keyifliydi. Bakalım saçım nasıl olacak. Bu arada Aveda'nın ürünlerini kullanıyorlar. Saçlarım yumuşak oldu. Thank you. 3 gün kafamı yıkamayı düşünmüyorum çünkü. Yani 60 euro verdim. Gerçekten çok yüksek. Düzleştiriciyle yaptılar fönle değil. Fönü de aynıdır büyük ihtimal. Tabi onlar için 60 euro o kadar değil ama bana çok koydu. Türkiye'de de şu an 150-200 o civarda falan herhalde. Şimdi nasıl duruyor bilmiyorum. Makyajım yok ama süslenince güzel olur. Düzleştirici alsam kendim yapsam daha iyiydi ama kendim de yapamıyorum işte. Şimdi biz eve gidip hazırlanacağız. Çekim falan yapacağız çok o yüzden. Iyi. Zaten kadına da bol bol sprey sıkın dedim. Artık bozulmaz Mert. Şu an tabi çok düğün saçı gibi duruyor ama biraz böyle açılınca güzelleşir. Neyse artık tamam. Bunu unutuyorum. Biz şu an yanlış binmişiz ve çok uzak yerlere geldik. Oh, ay hep birlikte.
Mert Oğla bu akşam şık bir restorana geldik. Şimdi dışarıya çıktık. Şöyle bir Eyfel'i izliyoruz. Birazdan ışıklar yanmaya başlayacak. Eyfel'e doyamadık yani. Ve hayatımda neredeyse ilk defa. Yani ilk defa değil de tabii. Hep böyle kırmızı rüzgarını da beğenmeyip silerim birkaç saat sonra. Çeletil bir rüzgü. Keşke ülkemizde de satılsa. Böyle dudağımda hiç yokmuş gibi. Hafif, hiç ağırlık yapmıyor. Yani pahalı ama gerçekten parasını hak ediyorum. Bu zamana kadar sürdüğüm en iyi ruj diyebilirim. Değişik. Ay üşüdüm birazcık Mert. Mert bu ışıklar yanmayacak mı? İçeri mi yesek? Sıcı var ama ona rağmen soğuk. Bu restoranın adı da Cici. Böyle canlı müzik oluyor ama canlı müzik çalan müzikleri, sakin müzikler. Aynen. Bir tane şarkıya yetişebildik. Geç geldik çünkü sonra da şey oldu işte bitti. İtalyanca sipariş verseydim. Ha evet, sen İtalyanca sipariş verebilirdin. Burası İtalyan restoranı. Yani fiyatlar bir tık yüksek ama çok da yüksek değil. Yani Türkiye'deki lüks bir restorandan daha uygun fiyatlıdır diye düşünüyorum. Değil mi Mert? Aynen. Alkol falan daha uygun. Bence de daha uygundur. Alkol daha uygun. Mesela diğerleri Boğaz kenarında olanlar aynı. Falan çok pahalı ya Türkiye'de. Onlar ama hani evet. Mesela caddedeki bir restoran gibi mesela. Evet, hani çok abartı değil kesinlikle. Sadece rezervasyon gerekiyor. Biz geç kaldık. Normalde 10 dakikada iptal ediyorlarmış ama bugün sakin olduğu için aldılar. Aynen sanki bir dahakine diyor geç kalmayın diyor çocuk evet. Ya yemekler pizzası aşırı wow değildi ama güzeldi. Kokteylleri çok pizza, güzel. Pizza değildi bu arada. Bence olay müzikle manzara. Margarita pizzası öyle peynir yok içinde yani. Burrata var. Yani. Şey yoktu erimiş peynir yoktu. Aa başladı bak. Aa bıcırıklar başladı. Çok güzel ya. Bilmiyorum her gördüğümde çok mutlu oluyorum niye hisse. Bak bıcırıklar. Burada bıcırıklar var. I'm in Paris. Melin in Paris. Bonjour. I'm in Paris. Neye daldın Mert Oğlu? Misafir mi geliyor? Evet. Ama öyle gerçekten Paris'teki evine misafir geliyor. Buraya veda vakti geldi.